Nasipsiz şehirlerin nasibi, İsmet Macit. Hicretin mahzun yolcuları, yola çıkışlarının 13. gününde Medine'nin kapısı olan Kuba kasabasına geldiler. Medine, Efendimiz'i ve arkadaşlarını Tala al-Bedru aleyna sıcaklığıyla bağrına bastı. O, büyük dayıları, dedesi Abdülmuttalib'in anası Selma Hatun'un sülalesi olan Neccar oğullarından Kulsüm bin Hidm'in bahçesine inmişti. 14 gece burada kaldılar. Geceleri Hazreti Kulsüm bin Hidm'in evinde kalan Allah Resulü, gündüzleri bekarlar evi denilen Sa'd İbni Heysem'in evine geçip, Medine'de yapılacak işlerin stratejilerini burada konuşup karara bağladılar. Efendimiz'i Kuba kasabasında ziyaret eden Hazreti Abdullah bin Selam, ondan duyduğum ilk sözler şunlardı diyerek ziyaretinden bahseder. Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın. Sofranız herkese açık olsun. Çokça ikram edin. Sıla-i Rahim'de de kusur etmeyin. Bir de insanlar uykudayken gecelerin karanlığını namazla delin. Böylece selametle cennete girin. Efendiler Efendisi hicretten sonraki ilk tavsiyesinde ihlas ve uhuvvet üzerinde durmuş ve sahabesinin Allah ve kardeşleriyle irtibatlarını sağlam tutmalarını istemişti. Ve devamında kardeşliğe daha sıkı bir vurgu yaparak şöyle buyurmuştu. Nefsim yedi kudretinde olan zata yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Hicret yurduna dua. Mekke'nin sıcak ikliminden Mekke'ye nazaran yayla iklimine sahip olan Medine'ye hicret eden sahabeler, doğdukları, büyüdükleri ve İslam'la şereflendikleri beldeyi çok özlemişlerdi. Hatta bu hususta Hazreti Bilal Mekke'ye özlemini anlatan şiirler yazmıştı. Daha serin olan Medine'de hastalanan ve veba illetiyle boğuşan sahabiler için Efendimiz dua etmiştir. Hazreti Ayşe bu vakayı şöyle nakleder. Resulullah Medine'ye geldiği vakit Ebu Bekir ve Bilal hastalandılar. Ben yanlarına gittim. Ey babacığım dedim. Kendini nasıl hissediyorsun? Ey Bilal sen nasılsın? Diye sordum. Hazreti Ebu Bekir hummaya yakalanınca her insana sabahın hayırlı olsun denmiştir. Halbuki ölüm ona ayakkabısının bağından daha yakındır derdi. Hazreti Bilal de humma nöbetinden çıkınca sesini yükseltir ve Mekke'ye hasretini ifade eden şu beyitleri terennüm ederdi. Bilmem ki Mekke vadisinde etrafımı ishir otları sarmış olarak bir gece daha geçirebilecek miyim? Hazreti Ayşe der ki, ben gidip bunlardaki Mekke hasretini Resulullah'a haber verdim. O şöyle dua buyurdu. Allah'ım bize Medine'yi sevdir. Tıpkı Mekke'yi sevdirdiğin gibi. Hatta fazlasıyla. Allah'ım onun havasını sıhhatli kıl. Onun müddünü, sağını hakkımızda mübarek eyle. Onun hummasını al, Cufe'ye koy. Efendimizin yeni memleketleri Medine için ettiği dualar toplansa belki bir kitap oluşur. İşte o dualardan bir tanesi. Allah'ım şüphe yok ki İbrahim senin kulun, Halil'in ve peygamberindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etmişti. Ben de sana Medine için dua ediyor. Onun Mekke için yaptığı duasında senden dilediğinin bir mislini, bir kat daha fazlasıyla Medine için senden diliyorum.
Şimdi sünnet olan o duanın tam zamanı. Biz de Efendimiz gibi diyelim. Rabbim, doğduğumuz, büyüdüğümüz, hizmet ettiğimiz beldelerden bizleri dünyanın dört bir tarafına hicret ettirdin. Hazreti İbrahim'in Mekke için, Efendimizin Medine için yaptığı dualar hürmetine, hicret beldelerimizi bize sevdir. Maddi, manevi hastalıkları uzaklaştır. Burada da seni razı edecek hizmetler yapmayı bizleri muvaffak eyle. Amin. Ne mutlu sevgiyi kendine rehber yapıp yürüyenlere. Ne mutlu yeryüzünü sevgiyle mayalamak için yola çıkanlara. Ne mutlu hicret beldelerini sevip dua edenlere.